Sketchpad programı derslerine devam ediyoruz. En son construct menüde segment kısmında kalmıştık. Segment doğru parçası. İki tane nokta seçip construct menüden segment dediğimiz zaman bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bunun kısa yol tuşu var. Ctrl A artı L kısa yol tuşu. Onu uygulayalım. İki tane noktayı tekrar seçip construct menüye buraya gitmeden Ctrl L tuşlarına bastığımız zaman direkt doğru parçamız bu şekilde oluşmuş oluyor. Doğru parçası üzerinde hareketli bir nokta alalım şimdi. Onu da göstermiş olalım. Doğru parçasını seçiyoruz. Construct menüden point on segment, yani doğru parçası üzerinde bir tane nokta alıyoruz. Doğru parçası üzerindeki bu noktayı hareket ettirdiğimiz zaman doğru parçasının üzerinde olduğu için hiçbir şekilde yukarıya ya da aşağı doğru bu noktayı hareket ettiremeyiz. Sadece doğru üzerinde hareket edecek. Doğru parçası üzerinde hareket edecektir. Ama bakın, doğru parçasının sol taraftaki noktasını hareket ettirdiğimiz zaman nokta doğruyla beraber hareket ediyor. Evet, şimdi ray, yani ışını görelim. İki tane nokta seçiyoruz. Bu iki noktaya hemen isim verelim. A noktası ve B noktası. Bu şekilde isim verebiliriz noktaların üzerine tıkladığımız zaman. Şimdi maksadımız şu: A noktasından başlangıç kabul eden ve B'den geçen ışını çizmek istiyoruz. A noktasını başlangıç kabul edeceğimizden dolayı ilk önce A noktasını işaretliyoruz. Daha sonra B noktasını. Ray seçeneğini seçtiğimiz zaman A noktası, başlangıç noktası A olan ve B noktasından geçen ışını elde etmiş oluyoruz. Şimdi aynısını doğru için uygulayalım. Yani A ve B noktasından geçen doğru için. Yine iki tane nokta seçelim. Bu sefer bu iki noktayı seçip bu iki noktadan geçen doğruyu bu şekilde çizmiş oluyoruz. Bakın, buradaki noktaları değiştirdiğimiz zaman doğrunun açısını değiştirebiliriz. Buradaki noktayı değiştirdiğimiz zaman da diğer nokta sabit kalacak. Yine doğrunun açısını bu şekilde değiştirebiliriz. Evet, şimdi doğruyu gördük. Şimdi paralel line, yani paralel doğrular elde etmeyi görelim. Biz bu doğrumuza dışındaki bir noktadan paralel bir doğru çizelim. O yüzden dışında bir tane nokta seçiyoruz. Bu noktayla beraber doğruyu işaretleyip construct menüden paralel line dediğimiz zaman bu doğruya paralel olan doğruyu çekmiş oluyor. Bak, bunu hareket ettirdiğimiz zaman paralellik bozulmuyor. Veya şuradaki noktalar hareket edip alttaki doğrunun açısını değiştirdiğimiz zaman otomatikmen diğer doğruda paralelliği bozmamak için onu ayak uyduruyor. Şimdi perpendicular line, yani dik doğruyu görelim. Yine bu doğrumuza dışındaki bir noktadan dik doğru çekelim. Nasıl yapacağız? Yine aynısı gibi noktamızı ve doğrumuzu seçip construct menüden perpendicular line dediğimiz zaman buradaki doğruya dışındaki bir noktadan dik doğru çizmiş oluyoruz. Bunun açısını şu şekilde belirleyebiliriz. Bakın, burada marker tool diye bir aracımız var. Kalem normalde seçtiğimiz zaman herhangi bir yere istediğimiz şekilde yazabiliyoruz. Ama bu kalem ayrıca ek olarak iki doğru parçası arasındaki açıyı da bize işaretleyebiliyor, yönünü işaretleyebiliyor. O yüzden nasıl kullanacağız bunu açıyı belirleyebilmek için? Kaleme bakın, sağ yukarıya doğru, yani aşağı doğru bir şekilde eğilmiş durumda. Yani kalem neredeyse yazma pozisyonunda şu an. Ama doğrunun üzerine geldiğimiz zaman kalem aşağı doğru eğiliyor. Bu andan itibaren buradaki açıyı belirleyebiliriz. Nasıl belirleyeceğiz? Tıklıyoruz ve elimizi basılı tutarak hangi açı oluşturmak istiyorsak o tarafa doğru gidiyoruz. Bakın, şuradaki açı oluşturmak istiyorum ben. Ok belirdiği anda fareyi bırakıyoruz. Bakın, burada kendisi 90 derece olarak
belirledi bu açıyı. Çünkü dik çekmiştik biz. Bakalım bu noktalar hareket edip aşağıdaki doğrunun açısını değiştirdiğimiz zaman çektiğimiz dik doğrunun açısı değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmez çünkü dik çekmiştik. Bu koşula bağlı kalıyor. Perpendicular line'da bu şekilde gördükten sonra şimdi angle bisector yani açıortay doğrusunu çizelim. Bunun için üçgeni kullanalım. Sayfamızı temizleyelim. Bir tane üçgen çizelim. Bu üçgen çizmek için ne yapıyoruz? 3 tane nokta seçip bu 3 noktayı segment dediğimiz zaman üçgenimiz oluşmuş oluyor veya direkt doğru parçalarını kullanarak bu şekilde de üçgenimizi oluşturabiliriz. Evet, hemen üçgenimize isim verelim. A, B, C üçgeni olsun. A, B, C açısının yani şuradaki açının açıortayını çizmek istiyoruz. Ne yapacağız? A, B ile B, C arasındaki açıortayı çizebilmek için A, B ile B, C doğru parçasını seçip Angle Bisector'a tıkladığımız zaman bakın buradaki açıortayı çizmiş oluyor. Veya bunu noktalar ile de yapabiliriz. C, A, B açısını seçip Constraint Man'den yine Angle Bisector dediğimiz zaman C, A, B açısının veya A açısından geçen açıortayı bize çizmiş oluyor. Hatta açıortayların kesişim noktasının açıortayların daha doğrusu bir noktada kestiğini açıortaylar çizdirerek görebiliriz. Bakın C açısını da açısından geçen açıortayı da çizdirelim. Bunun için BC doğru parçasıyla CA doğru parçasını seçip açıortayını çizdirdiğim zaman bakın bu 3 doğru ışının kesişim noktasını işaretleyecek olursak bir noktada kestiklerini bu şekilde görürüz. Bakın A, B, C noktalarını değiştirdiğimiz zaman açıortaylar hiçbir şekilde aradaki açıyı, iki eşit parçayı hiçbir zaman bozmuyor. Bu şekilde otomatik olarak değişiyor. C noktasında değiştirdiğim zaman hankeza ve B noktasını değiştirdiğim zaman bu şekilde açıortaylar her zaman bir noktada kesişiyor. Hatta aradaki açıların eşit olduğunu görebilmek maksadıyla burada şu noktaya da isim verip ne yapabiliriz? A, B, D açısını buldurabiliriz. C, B, D açısını buldurabiliriz. O iki açının eşit olduğunu görebiliriz. Ona daha sonra burada değineceğiz. O yüzden şimdiki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondan sonraki seçenek Circle by Center artı Point. Ne demek? Merkezi ve dışında bir nokta verilen çemberi çizme. Yani biz merkezi seçeceğiz. Merkez şu noktamız olsun. Bir tane de nokta dışından bir nokta seçiyoruz. Merkezini bu nokta olmasını istiyoruz ve dışarıdaki bu doğrudan geçmesini istiyoruz. O yüzden hangi noktanın merkez olmasını istiyorsak ilk önce o noktaya tıklıyoruz. Daha sonra ikinci noktaya tıkladığımız zaman bakın o seçenek bize açıldı. Circle by Center artı Point. Tıkladığımız zaman bu noktayı merkez kabul edip bu noktadan geçen çember bu şekilde çizilmiş oluyor. Ama biz buradaki noktayı değil de buradaki noktayı merkez kabul etmek istesek ve şu noktadan geçse o yüzden ne yapıyoruz? İlk önce buradaki noktayı daha sonra buradaki noktayı işaretleyip ne yapıyoruz? Circle by Center Point dediğimiz zaman bu sefer buradaki noktaya merkez kabul eden ve bu noktadan geçen çember bu şekilde çizilmiş oluyor. Daha sonra Circle by Center artı Radius yani merkezi ve yarı çapı verilen bir çember çizme. Bunun için bir tane doğru parçası seçelim. Merkezi bu olsun, yarı çapı da bu olsun. Buradan geçen
çemberi çizebilmek için bu şekilde noktayı ve yarıçapını belirledikten seçtikten sonra bu komutu seçtiğimiz zaman yarıçapı pardon merkezi bu nokta ve yarıçapı buradaki doğru parçası olan çember bu şekilde çizilmiş oluyor. Bu şekilde çemberimizi büyütüp küçültebiliriz. Şimdi arc on circle yani çember üzerinde bir yay da seçebiliriz biz. Nasıl seçeceğiz? Mesela buradaki çember üzerinde bir tane nokta alalım. Point on circle. Şimdi o noktalara isim verelim. E noktası, merkez F noktası ve G noktası. Biz G ve E'den geçen buradaki yayı belirleyebilmek için ne yapmamız lazım? Yayı isimlendirmemiz lazım. Bakın F, G, E yayını çizmek istiyorum. O yüzden buna göre tıklıyorum. F, G, E noktalarını seçiyorum. Bakın burada arc on circle dediğimiz zaman G ve F, G'den E'ye kadar olan çember üzerindeki yayı çizmiş oluyor. Sadece o yayı mesela bırakmak istediğimiz zaman diğer çemberin görünmemesini istediğimiz zaman çembere tıklıyoruz. Çemberi hide circle dediğimiz zaman gizliyor ve sadece bizim seçmiş olduğumuz çizmiş olduğumuz yay kalıyor. Bakın E noktası çember üzerinde hareketli bir noktaydı. Bunu devam ettirdiğimiz zaman bakın yayın büyüdüğünü görüyoruz. Çemberi bu şekilde tamamlayabiliriz. Daha sonra arc through 3 points, 3 points yani 3 noktadan geçen yayı bulabilmek için bakın bu sefer 3 bir tane çember seçelim yine burada. Çember üzerinde noktalarımızı alalım. Point on circle deyip burada da bir tane yine aynı bir tane nokta alıyoruz çember üzerinde. Bir nokta daha alıyoruz. Bakın bu 3 noktadan geçen neyi bulmak istiyoruz biz? Çemberi bulmak istiyoruz. Bu şekilde çizdirdiğimiz zaman daha doğrusu yayı bulmak istiyoruz. Bu şekilde çizdirdiğimiz zaman bu 3 noktadan geçen yayı direkt bulmuş oluyor. Bakın diğer çemberi de bu şekilde kesik çizgilerle belirtti. Niye buradaki yayı bize belirleyebilmesi için. Evet burada yine interior komutu var. Interior aradaki alanı yani o bölgeyi bize veriyor. Mesela biz 3 tane nokta seçersek bu 3 noktayı seçip interior dediğim zaman bakın triangle interior yani üçgensel bölgeyi bize bu komutla vermiş oluyor. Bakın bu şekilde çizdi. Üçgensel bölgeyi. Bunun rengini değiştirebiliriz. Bakın veya taşıyabiliriz. Rengini yine nereden yapıyoruz? Display menüden, color'dan istediğimiz rengi atayabiliriz. Mesela kırmızı veya başka bir renk. Bu şekilde turkuaz rengi yapabiliriz. Evet, eğer bir tane çember seçip daha sonra interior komutu verirsek bakın bu sefer circle yazıyor. Yani neyi seçersek o objenin arasında kalan, içinde kalan bölgeyi bize tarıyor. Circle interior dediğimiz zaman bu sefer çemberin içerisinde bize taradı. Yani ne oluştu aslında? Bir tane daire oluştu. Bu şekilde neyi seçersek onun arasındaki bize bölgeyi veriyor. Bakın şurada yayı seçebiliriz. Bu yayı seçip arc interior yani yayın arasındaki bölge komutunda iki tane seçenek veriyoruz. R sector E, F, G bölgesini tarıyor. Yine yayı tıklayıp arc interior kısmında ikinci seçenek yani R segment dediğimiz zaman bu sefer kirişi
ve G'den geçen kirişi çizip buradaki parçayı tarıyor. Bu şekilde bu ikisini ayırt edebiliriz. Buradaki locus yazan kısım için ayrıca bir ders hazırlamayı düşünüyoruz. Çünkü bu kapsamlı bir komut, daha çok iki değişken arasındaki ilişkiye dayanarak grafik çizdirme üzerine kullanılıyor bu menü. Bunu daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz. Evet, şimdiki bu dersimize son verelim. Daha sonra transform menüden devam edeceğiz.